Herkese merhabalar arkadaşlar. Göğsüm Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün İstanbul'a kar yağıyor. Bir güneş açar, bir kar yağar. Mart kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak belli. Değerli takipçilerim, bugün hava soğuksa bizim Ekşiterhana günümüz demektir. Bizim kendi yöresel çorbamız. Bunun için ne yaptık? Koca karavanayı ocağa koyuyoruz. Biz bunu yapınca kocaman tencerelerde yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakalım gözüküyor mu? Değerli arkadaşlarım, bunun nasıl karıldığı, nasıl kurutulduğu benim daha önceki son güzde çekmiştim, sonbaharda. Oradan izleyebilirsiniz nasıl karıldığını falan. Oradan bakabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi bunun için ne yapacağız? Buraya ilk önce bir miktar su aldım. Şöyle göstereyim. Kepçemizi de hazırlayalım. Şimdi bunu şöyle güzel ekşi tarhanaya arkadaşlar bir süzgece koyuyorum. Bu biraz unlu oluyor. Yarmayla yaban erikten yapıyoruz. Şöyle bir güzel sallıyorum. O dibindeki unlara dökülünce ekşi tarhanamız tenceremize yapışması. Bismillah diyelim. Yemeğimizi yapmaya başlayalım. Şimdi ben buna biraz daha su alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içindeki kekikler, şeyler arkadaşlar böyle döktüğümüz zaman çıkıyor. Şöyle bakalım. Gerçekten bu bizim yöresel çorbamız. Arkadaşlar bunu bir yiyen bir etkisinde kalıyor yani. O kadar söylüyorum, çok güzel. Bu şimdi biraz yağdan piştikten sonra arkadaşlar biraz daha ben kaynar su yapacağım. Üstüne dökeceğim. Şu topaklar dağıldıktan sonra, eridikten sonra, o çorbamız piştikten sonra şuraya diğer malzemelerimiz ne? 2 su bardağından fazla nohutum var. Şöyle biraz gene 2 su bardağı kadar haşlanmış barbunyam var. Darı da atabiliriz arkadaşlar ama şu an benim elimde darı olmadığı için darı atmıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bu güzel kaynayacak. Bunun ne yapıyoruz arkadaşlar? Sürekli karıştırmamız lazım. Yapışmaması için dibine. Kaynar da dahi olsa bu biraz başında emek isteyen bir çorba pişirmesi. Terbiyesini de göstereceğim sizlere. Benim daha önce videolarımda var ekşi tarhana ama bugün hava soğuk. Bir taraftan kar yağıyor dedim. Onun için arkadaşlar bu bizim vazgeçilmezimiz olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Buna ben biraz daha kaynasın. Kaynadıktan sonra su ekleyeceğim. Ondan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi şöyle ekşi tarhanam bayağı bir artık açıldı. Gördüğünüz gibi şu şekil. O topakları eridi. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Zaten nohutla barbunyam haşlanmış. Malzemelerini katıyorum. Buna ben bir taraftan da yine kaynar su koydum. Biraz da bunlarla kaynayacak. Ondan sonra terbiyeleme aşamasına geçeceğiz. Şimdi barbunyamı da ekliyorum. Arkadaşlar ne yapıyoruz? İçine bunun daha soğan girecek, sarımsak girecek. Şimdi en son aşamasında atacağım baharatları da göstereceğim. Baharat olarak kekik atacağım. Pul biber atacağım. Kekik mutlaka atmazsak olmaz arkadaşlar. Eğer ki kurutulmuş acı kuru sivri biber olsaydı ondan da atacaktım ama şimdi ondan olmadığı için şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz daha yan tarafa su koydum ben. Çünkü bunu bayağı koyduğum için şöyle gördüğünüz gibi koyu kıvamda. Bu kaynadıkça kendi özünü alacak. Şimdi ne yapıyoruz? Burada da kaynar suyum hazır oldu. Yine de ben her ihtimale karşı biraz daha kaynar su koyacağım. Elimi yakmadan kepçeyi kaçırmayayım derken. Şimdi bu güzel kaynayacak arkadaşlar. Ondan sonra güzel şöyle ben sizleri yakına getireyim. Şöyle hemen kameramızı da ayarlayalım. Gördüğünüz gibi işte bu bizim yöresel çorbamız. Bu Isparta'da da varmış arkadaşlar. Başka hangi bölgede var bilmiyorum. Mutlaka Burdur'da da vardır. Isparta'da da vardır. Bakın. Dediğim gibi daha önce de hatırlattım arkadaşlar. Bunun böyle nasıl hazırlandığı, kurutulduğu. Çünkü güzden kurutuluyor. Sonbaharda kurutulması gerekiyor. Onu benim videolarımda var, izleyebilirsiniz. Başka hangi yörede varsa eğer ki yorum kısmına yorum atın. Bizim yöremizde de var diye. Bizim Antalya ve çevresinde böyle mevcut. Şimdi bunu güzel yine kaynamaya bırakacağım. Konuldukça biraz daha su ekleyeceğim. Ondan sonra terbiyeleme aşamasına geçeceğiz. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi çorbamı ben terbiyeleme aşamasına geçtim. Maşallah bayağı fazla kaçırmışız. Artık birazını kardeşlerime göndeririz. Birazını evde yeriz. Arkadaşlar en önemli olan bunun kuru kemikli olması. Ama kuru kemiğimiz de bitti bizim. Etli olması. Onu da ben bir detay atlamayayım. Eğer ki keçi eti yakışıyor arkadaşlar buna. Dana eti biraz gene dolapta vardı ama o ağır gelebilir belki. Biz bunu keçi eti atıyoruz. Kurutulmuş kemik olacak özellikle. Şimdi buraya ne yapacağız? O detayı atlamayayım diye ondan söyledim. Buraya bir bardak
ve bir su bardağı kadar yağ aldım arkadaşlar. Çünkü çorbamız bayağı fazla. 4 orta boy soğan doğradım. Ne kadar soğanı bol olursa o kadar güzel olur. Arkadaşlar soğanım bayağı bir karamelize olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir taraftan da baharatlarını atacağım. Burada 4 büyük adet diş sarımsak vardı. Onu atacağım. Bunu terbiyeleme aşamasında kokusu uçmasın diye. İnce ince doğradım. Şimdi ne yapıyoruz? Bol bol. Şöyle yağ ile kekiğimizden atıyoruz arkadaşlar. Kekik zaten bir girince içine muhteşem oluyor arkadaşlar. Yani şöyle neredeyse 2 avuç atıyorum. Kusura bakmayın kaşıkla atmadım ama. Şimdi onu bir karıştıralım. Bir taraftan da soğanlarımız kavrulsun. Gördüğünüz gibi şöyle kamerayı bir daha kontrol edeceğim arkadaşlar. Bazen yarım çekebiliyor. Bu tencereyi de bu tarafa size yağını arkadaşlar göstereyim diye o yüzden aldım. Şimdi bu güzel kavrulacak. Karıştırdım. İçine tabii ki pul biberimizi atarız. Bunun ismi de ekşi tarhana arkadaşlar zaten de. O bunun ekşi olması o içindeki yabani erikten geliyor. Bu pul biber de atıyorum da bu da o kadar acı değil arkadaşlar. Tatlıymış. Şöyle. Bunu da atalım. Dilerseniz kırmızı toz biber de atarsınız. Şimdi bu yağ kavrulduktan sonra yağla soğanın kavrulduktan sonra salçasını da ekleyeceğim. Şimdi bu güzel bir daha karıştıralım arkadaşlar. Soğanlarımız kavrulsun. Güzel bir şekilde neredeyse yanma derecesine getireceğim arkadaşlar. Çünkü öyle o kadar güzel bir lezzet veriyor ki anlatamam. Evet değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi soğanlarım güzel kavruldu. Arkadaşlar şöyle şu şekilde gelecek. Soğanlarımız gördüğünüz gibi kocaman kocaman soğanlardır. 4 büyük adet orta boy yani. Bakın kayboldu gitti. Şöyle hemen salçamı koyacağım. Böyle içinde o güzel karamelize soğanın kokusu o kadar güzel geliyor ki arkadaşlar. Şimdi şöyle alalım salçamızı. Bismillah diyelim. Arkadaşlar bu salçamı da benim komşum satıyor. Ondan aldım. Bir 5 kilo almıştım. Onu bitirdim. Yine tekrar 3 kilo daha aldım. Kilogram 50 TL. Eğer ki almak isteyenler olursam mis gibi tertemiz yapıyor komşum. Allah razı olsun. Ben bunu sayfamda da paylaşacağım. Şimdi ayrıntılı bir video da çekeceğim. Gördüğünüz gibi salçanın rengi gerçekten arkadaşlar çok harika. %100 el yapımı. Çünkü tanıdığım bir kapı komşum. İster gibi tertemiz yapıyor. Almak isteyenler burada etrafımızdan izleyenler arkadaşlar irtibata geçebilir. Şimdi neredeyse 4 kaşık koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da güzel salçayı da kavuracağım. Videomuz da daha uzun olmasın. Arada kavrulana kadar dondurayım. Evet değerli arkadaşlarım. Yine tencereyi yer değiştirdim. Soğanımı salçamı kavurdum. O bölümü gösteremedim ama gördüğünüz gibi bu şimdi güzel bir şekilde kaynayacak. O kadar soğan doğradım. Yine gitti içinde gördüğünüz gibi. Biraz daha kekik atacağım arkadaşlar. Veya 2 avuç attım ama ne kadar güzel bol kekikli olursa o kadar güzel olur. Çorbam güzel kaynara çıktıktan sonra salçasıyla şöyle 5-10 dakika daha özleşecek. Ondan sonra kapatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu kimi insan böyle bayağı bir cıvık şekilde yapıyor. Ben de bu kıvamda seviyorum. Bunu kendi bizim çevremizde yapanlar çok cıvık sevmiyorum arkadaşlar. O isteğe de bağlıdır. Şimdi ben biraz daha kekik atacağım. Çünkü kekik gözüme az geldi. Şöyle biraz daha atalım ki mis gibi koksun. Bu da bizim mis gibi yaylı kekiğimiz Akseki'nin dağlarından. Gördüğünüz gibi. Zaten yemeklerin arkadaşlar özü gelip gelmediği yüzünden belli olur. Dediğim gibi dipnotta düşeyim arkadaşlar. Şimdi eleştirilere de maruz kalırım o kemikli olmaz diye. Dediğim gibi kurbanlayın veya yazdan kurutulmuş kemik atabilirsiniz. Ben bir de etli sevmediğim için bu şekilde yapıyorum. Eti zaten kurumuş eti öyle içine atıyorsunuz. Kavurma falan olmuyor. Ona o detayını da söyleyeyim. Evet değerli arkadaşlarım. Bu bizim yöresel çorbamız Antalya Akseki. Yöresel çorbamız ekşi tarhana. Evet değerli arkadaşlarım. Buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Attığımız videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirim zillerini açarsanız, değerli arkadaşlarım, gören değerli arkadaşlarım, izleme desteği verirseniz, özellikle izlemelerim çok düşük, sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum.